RE/MAX Yıldız Koz Yatağı'nda 100'e yakın gayrimenkul danışmanı ile konut, arsa, ticari ve lüks konut alanlarında yurt içi ve yurt dışı pazarlarında hizmet vermektedir. Gayrimenkul yatırım yapmak ya da gayrimenkul sektöründe bir kariyer sahibi olmak isterseniz iletişime geçin. Yıldızların takımı RE/MAX Yıldız. Merhaba, RE/MAX Yıldız'ın katkılarıyla düzenlenen Bir Günlük Golf Sohbetlerine hoş geldiniz. Bu bölümde golfün babası olarak isimlendirilen özel bir konuğum var. Bu özel isim golfle tanıştıktan sonra diğer alanlarda olduğu gibi golfte de başarı sağlamış, çok çok önemli yatırımlar yapmış ki yapmaya devam ediyor. Bir isim. Evet, konuğum Öztürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Opet Kurucu Başkanı, Regnum Kariye Onursal Başkanı, Regnum Golf Sahaları ve National Golf Sahası yatırımcısı Fikret Öztürk. Hoş geldiniz diyeceğim ama ben bu yayın öncesinde sizin bir kitabınız var. Nebil Özgentürk'le beraber hazırladığınız Opet Mucizesi adında. Aslında sizin Nurten Hanım ile hikayenizin yanı sıra Opet'i anlatan bir kitap. Sadece benim değil, tüm golf dünyasının çok saygı duyduğu, sevdiği, golf camiasında da hakkınızda birinden olsun kötü bir söz duymadığım bir isimsiniz. Daha önce de sizinle çeşitli söyleşiler yapmıştık dergimiz için ama burada anlatılan Fikret Öztürk ile Nurten Öztürk'ün bugünkü halleri nasıl geldikleriydi. Hikayeniz gerçek bir başarı, doğruluk dolu, hayranlık uyandırıcı. Hep söylenir bazı şeyler ama kelimelerde kalabilir zaman zaman. İşte ülkemi seviyoruz deriz mesela ama gerçekte ne yaparız? Ben bu kitap aracılığıyla neyi neden yaptığınızı çok daha iyi anladım. Öğretmenlikteki gayeniz, örnek köy projeniz, temiz tuvalet projeniz, tarihe saygı, Çanakkale, bunların hepsinin altında hep insanlığa, ülkeme ne yarar sağlarım düşüncesi var. Sorularıma başlamadan önce ülkem adına teşekkür ediyorum size. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada yayında yalnız değiliz. Fikret Bey ile beraber sevgili eşi Nurten Hanım da var. Siz de hoş geldiniz. Bu kitaptan da bir şeyler sormak istiyorum. Hepimiz biraz biliyoruz ama ben sizi sizin dilinizden, kendi ağzınızdan duymak istiyorum. Fikret Öztürk kimdir efendim? Evet, 1949'da Gaziantep Nizip ilçesinde doğdum. Altı kardeşiz. Dört erkek, iki kız. Annem, babam ve iki kız kardeşim okuma yazma bilmez. Babamlar 13 kardeş, annemler 7 kardeş. Ve sülalede diyeyim ilk üniversiteyi okuyan öğrenci benim. İlkokulu okuduktan sonra 10 sene yatılı okudum. Öğretmen okulu, Düzüş İlk Öğretmen Okulu'nda ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nda bitirdikten sonra 1971'de fizik öğretmeni olarak mezun oldum. İkimizin tanışmasına gelince, üniversite birinci sınıfta tanıştık Nurten Hanım'la ve bir an önce evlenelim diye 4 senelik üniversiteyi 3 senede derslerimize çalışarak bitirdik. Bir sene ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra Akşehir Öğretmen Okulu'nda fizik öğretmeni olarak, Nurten Hanım da biyoloji öğretmeni olarak göreve başladı. Orada 1,5 sene çalıştıktan sonra okulun iyi öğrencilerinden olmamız nedeniyle derslerimizin iyi olduğu için bizi Gaziantep Yüksek Öğretmen Okulu'na tayinimizi istediler. Yüksek Öğretmen Okulu'nda öğretim üyesi olarak yine ben fizik öğretmeni ve müdür yardımcısı, Nurten Hanım da biyoloji öğretmeni olarak Gaziantep'e gittik. Bu şekilde öğretmenliği Gaziantep'te yaptıktan sonra işte o zamanki iktidarla bol bol yer değiştirme olayları oluyordu. Aslında burada ailenin bir taraftan diğer tarafa tayin çıkarma nedeniyle ben 9 sene öğretmenlik yaptıktan sonra ilk öğretmenliğim Akşehir Öğretmen Okulu'nda, sonra Eğitim Enstitüsü'nde, Gaziantep Eğitim Enstitüsü'nde, Mersin Lisesi'nde, Mersin Eğitim Enstitüsü'nde öğretmen ve idareci olarak çalıştıktan sonra 9 sene en sevdiğim mesleği bırakarak ticarete başladım. Ticarete başladığım zaman en büyük güvencem eşim Nurten Öztürk'tü. Çünkü o zaman Nurten Hanım'a her insanın, her çalışanın illa da karı koca ikisi de maaş alıyor da geçimini sağlıyor değil, biri de çalışsa geçimini sağlıyordu diyerek, müsaade edersen ben ticarete başlayayım, sen de öğretmenliğe devam et dedim. Ve bu şekilde 9 sene öğretmenlik yaptıktan sonra Mersin'de madeni yağ ticaretiyle ticarete başlamış oldum. Bu arada Nurten Hanım, ben 3 sene çalıştıktan sonra son çocuğumuz oldu ve son çocuktan sonra ara vermişti biraz, 6 ay gibi bir şey zaman.
son çocuğumuzla öğretmenliğe ara verdikten sonra kendisi de 13 sene sonra o da öğretmenliği bırakıp birlikte çalışmaya başladık ve OPET'in temelini attık. Şimdi OPET'le ilgili de çok sorun var. Sizle ilgili çok sorun var. Böyle nereden başlayacağımı bilemiyorum. Kendi içimde diyorum ki bir gün şunu, yok şunu. Yavaş yavaş. Şununla başlayayım. Sizin zamanınızda aşk, evlilik, birliktelik bunu hangi sınıfta değerlendirirseniz değerlendirin şimdikiyle çok farklıymış. Bugünkü gençlere bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Eskiden böyleydi, doğru olan buydu gibi ya da değişti mi her şey sizin için de? Tabii ki o günkü ortamda farklıydı gerçekten. O zaman eşimin elini tutmak için bir yeni kapıda bir tekne turuna çıktım. Tekneye binerken ve inerken elini tutarım dedim. Yüzme de bilmiyordum. 15 dakikalık yolu dönüşümüz bayağı zor oldu. Siz galiba akıntıya katılmışsınız o gezide. 15 dakikalık yolu bir saatte geri döndük. Ortalık kararmıştı. Artık teknenin o şeyleri çekerken, kürekleri çekerken avucum bir kıraç lafı patladı. Ama ne tekneye binerken ne de inerken elini verdi. Bu şekilde güzel bir anımız oldu. Bugünkü gençlere bakınca gerçekten bir taraftan iyi bir taraftan kötü ama 3 günlük arkadaşla birlikte yaşamaya başlıyorlar. Buna da saygı duymak lazım ama bizim devrimizde böyle değildi. Sizce doğrusu hangisiydi? Vallahi doğrusu... Bunu size soruyorum çünkü burada halen gördüğüm, bunca zaman geçmesine rağmen gördüğüm çok güzel bir ilişki. Hani bakışlarınızda bile o var. Bunu gördüğüm için soruyorum. Şimdi doğrusu bizim zamanımızdaki dersek gençler bize kızar. Onun için bence gerçekten en azından birbirini iyi tanıması lazım. Biraz zaman. Biraz zaman diyorum. Peki mezun olduktan sonra Balıkçılık Enstitüsü'nden çok güzel bir teklif almışsınız. Öğretim üyeliği teklifi. Ama bunun için de çok seyahat olacağı ve eşinizden ayrı seyahatlere katılmak durumunda olduğunuz için bunu istememişsiniz. Şunun için soruyorum. Bununla ilgili pişman oldunuz mu? Yoksa hani bu sizin aslında bu ilişkiyi ve evliliği devam ettirmenin, önemsemenin bir yolu muydu? Bir yapılması gereken miydi daha doğrusu? Eşimle bir yıllık evliydik. Üniversiteyi bir sene önce bitirdiğimiz için üniversiteyi bitirdikten sonra evlendik ama diplomayı bir sene sonra aldık. Atama yapılırken dediler ki işte balıkçılık enstitüsü var. Büyük gemilerde balıklar tutulacak. Siz fizikçi, kimyacısınız. Bu açıdan eğitim hayatınız da iyi. Sizi buraya almak istiyoruz dediler. Önce bana dedim ki benim uluslararası sularda gezilecek, uluslararası insanlarla bir arada olacağız. Yabancı dilim pek yok dedim. Var ama çok az. Hiç problem değil dediler. Siz varmış gibi girin, sizi 6 ay yurt dışına göndeririz. 6 ay içerisinde bu dil olayını çözersiniz. Ama sizde şey yaparken ilk testte yabancı dilim yok demeyin dediler. Ben tamam dedim yani bu dil olmadan bu işlerin olmayacağını ama 6 ay gibi bir sürede yurt dışına gidip dil öğrendikten sonra bu işe başlanacağını söyleyince ne yapacağız dedim. Dediler ki işte tutulan balıkların laboratuvarda incelemelerini yapacaksınız. Yani bir kimyager olarak çünkü fizik kimyacı olmam nedeniyle. Bu ne kadar sürecek dedim. Vallahi çıkarsınız dediler gemilerle. 10 gün, 1 ay, 2 ay, 6 ay. Ben dedim o zaman evliyim, yeni evliyim dedim. Olsun dediler. Eşiniz ne iş yapıyor dediler. Biyoloji öğretmeni. Dediler biz bir hanım almıyoruz dediler. Biyoloji öğretmeni alacağız ama madem böyle dediler sizin için hanımınızı da alalım. Tamam dedim olur o zaman. Ama aynı gemide mi gezeceğiz dediler. Yok dediler. Bazı zaman aynı gemide olacağınız gibi farklı gemilerde. Ben dedim teşekkür ederim. Ben dedim böyle bir teklifi kabul etmem mümkün değil. O zamanki genel müdür çok üzerime düştü. Bir gün düşün, iki gün düşün, ondan sonra gel kararını ver dedi. Allah dedim düşünmeme gerek yok. Ben eşimden ayrı bir gün dahi kalmak istemem. Onun için bu teklifinizi maalesef kabul edemiyorum dedim. Bir gün sonra yine çağırdılar. Yine genel müdür aynı şekilde ikna etmeye çalıştı. O zamanın bakan genel müdür. Aynı cevabı verdim. Aynı cevabı verince sen de bizim kafadan mısın dedi. O da Malatyalıymış. Bu şekilde bir anımız oldu.
Hiç pişman olmadınız sanıyorum bunun için. Hiç pişman olmadım çünkü evlendiğim günden bugüne kadar bir hanımla yani herhalde bir haftayı geçen bir süre ayrı kalmadık. Seyahatlerimiz olsa da bir günlük, iki günlük seyahatler olur. Ondan sonra bir araya geliriz. Hanım OPET'te sosyal sorumluluk projelerine gittiği zaman yerine göre 1000 kilometre yol gider, 500 gider, 500 gelir. Ama gece yarısı da olsa yine evine döner. Dolayısıyla böyle bir pişmanlık değil, memnuniyet duydum. Aynı şekilde yaşamımız devam ediyor. Maşallah diyeyim. Biraz. Öğretmenlikten bir olay yaşamanızla, bir soğukluk gelmesiyle aslında OPET hikayesi yavaş yavaş başlamış. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır var diyebilir miyiz? Geriye döndüğünüzde şu anki hayatınıza baktığınız zaman bu hal kabul mü sizin için, yoksa hani öğretmenlikteki haz başkaydı da hani o devam etsin ister miydiniz? Tabii öğretmenlik kutsal bir meslek. Öğretmenliği her zaman sevdik. Şimdi yine zaman zaman o 9 sene öğretmenlik yaptığımız süre içerisinde öğrencilerimiz karşımıza çıkıyor. Bir bakıyoruz ki biz de daha yeni mezun olduğumuz için bizimle hemen hemen aynı yaşlarda gibi bizden daha yaşlı görünenler var, genç görünenler var. Ama onların öğretmenim deyip de elimize sarılması ayrı bir has. Ama ben hiçbir şeyde yaptığım işten pişman olmadım. O gün öğretmenliğe devam etseydim gerçekten ülkemiz için güzel gençler yetiştirecektik. Orada katkılarımız olacaktı ama bugün de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan iyi bir şirket oluşturduk. Dolayısıyla öğretmenliğe bıraktıktan sonra bir daha öğretmenliği düşünmedim. Ama öğretmenlik kutsal bir meslek, iyi bir meslek. Peki OPET için bizim çocuğumuz diyorsunuz, ona öyle bakıyorsunuz. Altında yatan asıl başarının sebebi bunu o gözle hani görmek, o özveriyi göstermek midir sizce? Şimdi çocuğumuz derken ben hep şunu söylerim. 3 çocuğumuz var, 4. çocuğumuz OPET dedik. Çünkü çok zor şartlar altında. Sermaye konusu sıfıra yakın bir sermaye ile herkes büyük şehirlerde istasyon açarken biz Anadolu'nun en ücra köşelerinde köy istasyonları açarak OPET'e başladık. Bu da kolay olmadı. Gece gündüz kar yağmur demeden köyleri gezerek köşede bir istasyon yeri bularak istasyon açarak OPET'i başlattık. O zaman hiçbir zaman unutmadığım bir olay yaşadım. Bir İngiliz BP'nin satış pazarlama müdürü vardı. Fikret Bey ne düşünüyorsun dedi. Siz dağıtım şirketi kurmuşsunuz. Projeniz nedir? Ne yapacaksınız? Nasıl gidecek? Ben de dedim bana biz köylerden başlayıp yavaş yavaş şehre geleceğiz dedim. O zaman da tabii dediğim gibi dilim pek iyi olmadığı için İngilizce. Orada sordu, yanlış mı anladım acaba? Yok dedim, yanlış anlamadınız. Çünkü büyük şehirlerde bir istasyon açacak sermayemiz yoktu. Ben büyük şehirde bir istasyon açma yerine Anadolu'da 20 istasyon açabilirdim. Ve onu yaptık. Oradan kazandıkça büyük şehirlere de yerleştik. Ve bu şekilde yolumuza devam ettik. 1992'ye kadar Mersin'de madeni yağ işi ve akaryakıt bayiliği yaptık. Artık Mersin bize ticarette dar gelmeye başlamıştı. 92'de Nurten Hanım'ı da ikna ederek İstanbul'a taşındık. 92'de Şubat ayında çocukların okul davasını ara vermemeleri için Şubat tatilinde geldik. Ve 92 sonuna doğru OPET'i kurmaya karar verdik. Ve OPET'i Nurten Hanım'la birlikte kurduğumuz için bu bizim OPET'te 4. çocuğumuz diyoruz. Çünkü her şeyini, güzel gününü, acısını, sevincini hep birlikte yaşadık. Dolayısıyla OPET bizim için gerçek bir 4. çocuk oldu. Hep iş konuştuk. Ben biraz yavaş yavaş spora doğru, golfe doğru gelmek istiyorum. Golften önce basketbol, futbol oynamışsınız galiba değil mi? Başka sporlar yaptınız. Golften önce her çocuk gibi, her genç gibi sporun her dalıyla ilgilendim. Ama hiçbirini profesyonelce değil, hep amatörce, işte okul takımlarında oynadım. Basketbol oynadım, voleybol oynadım.
Sonradan İstanbul'a taşındıktan sonra biraz tenisi bilmiyorduk. Tenis öğrendik, tenis oynadık. Sonra kayağı bilmiyorduk, kayak oynamaya başladık. Kayak kaymaya başladık. Dolayısıyla sporun her dalında ilgimiz vardı. Çünkü spora yatkındım. Spor insanın bir yaşam parçası olması gerekiyordu. Dolayısıyla 2002 yılına kadar, koç ortaklığına kadar öbür sporları yaptım. Ama 2002 sonunda OPET'e koç ortak olduktan sonra %50-50 bir ortaklık kurduk. 2004'te kol sporuna başladım. Kim vesile olmuştu? Bu koç deyince acaba onlardan mı bir ön ayak geldi diye düşündüm bir an. Vallahi tabii koçla ortak olunca aslında Türkiye'de koç deyince rahmetli Mustafa Koç akla gelir. Golf sporunu çok severdi, atçılığı severdi ama bizi ilgilendiren tarafı golftü. Onunla birlikte golf oynarsan iyi olur dedi rahmetli. Biz de yavaş yavaş başladık. Güzel yerlere gittik. Ülkeleri, efendime söyleyeyim, İngiltere'sinde, Avrupa'nın değişik ülkelerinde golf oynadık. Ve golfe bu şekilde başlayıp sonradan da ticaret olarak artık golf'ten sonra turizme yatırımlar başladı. Golf sahası yeri aldık, golf sahası yaptık. Golf sahası yapmışken otel yapalım dedik. Bunlar hepsi turizme girmemizde en büyük etken golfe başlamış olmamdı. Golfü sevmiş olmanız mı yoksa burada bir potansiyel görmüş olmanız mı? Vallahi 2004'te dediğim gibi golfe başladım. Golfe başladıktan sonra tabii koç ortaklığı da olmuştu. Artık kendime zaman ayıracak bir zamanım da vardı. Dolayısıyla golfe başladım. Golfü sevdim. Türkiye'nin farklı yerlerinde, Avrupa'nın farklı yerlerinde golf oynadım. Ama yaptığım sporu da sevdim. Ondan sonra ne yaparım da acaba golf sahası açarım diye çıkan fırsatları değerlendirerek golf sporuna başladım. Sporla birlikte yatırımına başladık. Dediğim gibi golfün yanında, golf sahasının yanında turizm işine de, otel işine de girdik. Şu anda iki tanesi Antalya'da, biri Bodrum'da, biri de Ankara'da 4 tane uluslararası golf sahamız var. 4 tane golf sahası olan Türkiye'de tek kişisiniz. Evet, tek firmayız. Onun için golfün babası diyorlar. Yaptığım sahaları evet, ünlü mimar, designerlar gelir, ünlü mimarlar gelir. Onlar çizer ama ben de golf oynarken nerelerde ne olmasını bildiğim için, kendim de golf oynadığım için o değişiklikleri yaparak golf oynayan kişilerin zevkle, haz alarak oynamaları için elimizden gelen sahalarda ufak değişiklikler yaptık ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk National'ı almıştınız sanırım Antalya'da. Sonra Bodrum'u hatırlıyorum. En son Ankara Regnum. İlk önce Karya'yı aldık. Beşli bir ortak vardı. Onlardan 4 ortağın hissesini aldık. Otel müsaadesi de vardı. Oteli de yapmaya başladık. Sonradan baktık diğer ortakla pek iyi gitmiyor. Anlaşamıyoruz. Çünkü vizyonumuz farklı. Onlar mesela otel yaparken 20 metrekare mi olsun, 25 metrekare mi olsun diye odaların büyüklüğünü düşünürken o zaman biz dedik ki bu düşüncede olan arkadaşlarla yolumuza devam etmemiz mümkün değil. İlk yaptığımız oda 50+5, 55 metrekarelik odalarla başladık ve en iyisini yapmaya çalıştık. Dolayısıyla tek sağ yetmedi, National satılıyordu. National parça parça hisselerini aldık. Sonunda da 8-10 sene önce de tamamını aldık. Ondan sonra 20 sene önce bu içinde bulunduğumuz Bodrum Golf Country sahamızın arsalarını toplamaya başladık. Bu arsa toplama işi Bodrum'da kolay kolay Bodrum'un yerlileri emlak satmaz ama biz 10 senede topladık. Burası tamamen zemin taşlarla kaplı ve kayalıklarla dolu. Biz buna çok emek sarf ederek bu cennet gibi bir yer. Gerçekten etrafı ormanla çevrili, havalanla 20 dakika mesafede
Bodrum merkezine 20 dakika mesafede. Dedik ki biz burada golf sahası yapalım ve burada yaşayalım dedik. Onun üzerine 10 senede arsayı topladığımız yeri de yapmaya başladıktan sonra da bir 10 sene geçti. Toplam 20 sene oldu. Bu arada da Ankara'da bir golf sahası yeri vardı. Onu da yine bir ortaklık, 3-4 ortak yapacaktık ama diğer ortaklar girmeyince ben bir arkadaşlarla birlikte 2000 dönümlük bir arazi üzerinde golf sahasını yaptım. Diğer arkadaş golften anlamadığı için, golfe ilgi göstermediği için tamamen ben yaptım. Orada aynı zamanda konut yapma müsaadesi de vardı. Orada inşallah bu Bodrum Golf Country'deki yaptığımız konutlar gibi orada da konutlar yaparak Ankara'ya ayrı bir değer katmak düşüncesindeyiz. Zaten golf sahasını yapmak ayrı bir değer katıldı. Evlerle birlikte daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şu an Antalya'da bir yenileme çalışması var galiba, değil mi? İlk otelimiz Regnum Karya otelimiz. Onun yanında da ikinci bir otel almıştık. Otel de oranın ilk yapılan otellerindendi. Zeynep'ti galiba, değil mi? Zeynep Oteli. Ve iki otel bitişik olduğu için baktık olmuyor. Regnum Karya'da bir senede kazandığımız parayı bir aylık ciromuzla Zeynep'in bir yıllık cirosuna denk geldi. Hı. Dedik ki bu işi yaparsan tam yapacaksın. İkisi de 5 yıldız ama 5 yıldız yetmiyor. Onu da 2 sene önce yıkıp yapmaya karar verdik. Önce villalar kesmini yıktık yaptık. Şu anda da ana binayı yapıyoruz. Villalar bir sene önce bitti. Ana binamız da inşallah bir sene içerisinde bitecek. İki oteli birleştireceğiz. Zeynep adını oradan kaldırıyoruz. Regnum Karya ve Regnum The Crown diye binamıza da bir isim uygun gördü aile. Onunla da yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı olsun şimdiden. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu sahalar ve otelle beraber uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yaptınız. Önemli isimleri Türkiye'de ağırladınız. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii golf sahanı olunca turnuvalar yapılıyor. Türkiye'de de en güzel golf sahalarından bir tanesi, iki tanesi bizde. Antalya'da özellikle. Karya golf sahamızda 3 defa uluslararası golf turnuvası yaptık. Burada ünlülerle Tiger Woods'undan tutun, dünyanın en iyi golfçileriyle golf oynama fırsatı buldum. O nedenle de golfte de amacıma ulaşmış oldum. Amacınız onlarla oynamak mıydı? Tabii onlarla dünyanın en meşhur. Dolayısıyla onlarla golf oynarken de golfün tadını aldım. Bu arada geçtiğimiz süreç içerisinde 20 yıllık bir golf hayatım var. 2 defa Türkiye amatör şampiyonu oldum. Ama artık fazla tabii yaşta belli bir yere ilerleyince az oynamaya başladım. Eskiden hemen hemen her gün golf oynardım. Ama şimdi... Azalttınız mı biraz? Azalttım. Ama inşaat işleri falan iş biraz ağır bastı. Bitince yine yoluma devam edeceğim golfte. İnşallah sahalarda sizi izlemeyi seviyoruz. Evet. Şunu merak ediyorum. Daha doğrusu dediniz ya ünlü isimlerle oynadım. Bunlarla ilgili böyle aklınıza gelen, bizimle paylaşmak istediğiniz bir anınız var mıdır? Golf'e daha yeni başlamıştım. İlk oyunu Tiger Woods'la oynadım. O zaman federasyona katkı olsun diye 9 delik içinde büyük bir meblağ ödedim. Federasyonumuza katkı olsun diye. Bu golf oynarken sopa vuruş şeklinde swing denir. Swing'i yaptım. Aa dedi, senin swing'in çok güzel falan dedi. O şekilde benim de hoşuma gitmişti. Yani stilim, golfteki stilim iyi. Biraz çalışırsam tekrar eski günlere dönebilirim. Sizi hiç kötü hatırlamıyorum zaten. Şimdi böyle söylüyorsunuz ama hiç kötü hatırlamıyorum. Golfteki bu sevgi neden peki? Yani onu hiç düşündünüz mü? Ben neden golfü bu kadar seviyorum diye. Şimdi futbol oynarsın, bir takımla oynarsın. Hemen hemen aynı seviyedeki oyuncular olur. Tenis oynarsan aynı seviyedeki oyuncular olur. Kayak kayarsan iyi kayak bilenle kayarsın. Ama golfte öyle bir şey ki, yani bir aylık golfçüyle
dünyanın en meşhur golfçüsü de bir arada oynar ve maç yapabilir. Çünkü onun handikap diye bir ismi var. Herkes atıyor profesyonel bir delikte 4 vuruş yaparken sen 6 vuruş, 7 vuruş yaparak o delikte onu yenmiş olabilirsin. Kendini oynarsın. Ondan sonra golfte gerçekten şunu gördüm. Hiçbir sporda görmedim. İyi arkadaşlıklar oluşuyor. Çünkü golf sahasına girdiğin zaman bir 18 delikli golf oynama 4 saat ile yaklaşık olarak 5,5 saat arasında sürer. 5,5 saat, 4 saat neyse. Sohbet ediyorsun, insanlardan bir şeyler konuşuyorsun, iş konuşuyorsun, arkadaşlık konuşuyorsun. Sonra insanın nasıl bir insan, yapıya sahip olduğunu görüyorsun. İnsanın yapısında birazcık ne diyeyim? Farklılık, doğru olmayan mı diyelim? Evet, doğru olmayan bir şey varsa onu orada keşfediyorsun. Çünkü herkes topla oynuyor, dışarıdan bakan kişi diyorsun ki ya bu toplar nasıl ayırt edilir? Topların üzerinde numaralar var, markalar var. Ormanın içerisine gider, o topu bulur, oynar. Topu hafif bir hareket ettirdiği zaman bir penaltıdır, bir cezası vardır. Ama onu görmeden topunu bulamaz, top koyanlar olur. Yani böyle insanlarla çok karşılaştık. Bu böyle ufak bir golf oyununda bu numaraları yapan sporcuyla demek ki özel hayatı da pek düzgün değildi diye düşünüyorum. Golf dürüstlüktür her şeyden önce. Arkadaşların yanında dürüstlük. Dürüst olup olmadığını, nasıl bir insan olup olmadığını birkaç defa golf oynarsan insanları çok yakından tanım imkanı olur. Bunu keşfetmeyi seviyorsunuz sanırım. Keşfetmeyi seviyorum. İnsan nasıl bir insan olduğunu bilir. Hayatla da, iş hayatıyla da golf çok benzer diyorlar. Sanıyorum onun da sebebi, bağlantısı yani, burası mıdır efendim? Tabii yani dürüst değilse, golfte dürüst olmayan adam iş hayatında da dürüst olmaz. Sonra golf oynayan insanların, gençlerin, yaşlıların bence işinin de oynaması lazım. Çünkü golfe başlayanlar hafta sonlarında olsun, boş zamanlarında olsun genellikle o golfte geçirir. Evdeki eşine, çocuğuna zaman ayırma imkanı olmaz. Eşi çocuğu da golf oynarsa hep birlikte hoşça vakit geçirir. Burada hem siz hem Nurten Hanım'a soralım soruyu. Sizdeki denge nasıl peki? Nurten Hanım'ın burada size desteği olduğunu düşünüyorum. Daha önce de birkaç defa dile getirmiştiniz. Şimdi siz çok fazla oynamıyorsunuz ama Fikret abi hep sahalarda. Hani sizin biraz özveriniz var diyebilir miyiz burada? Aslında vakit bulsam ben de tabii oynarım diyeceğim ama sağlık sorunlarım nedeniyle golfe ara vermek zorunda kaldım. Çok seviyorum. Golfün sağlık açısından çok güzel bir spor olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlık, sosyal ortam, aynı zamanda bu tertemiz, yemyeşil alanlarda saatlerce bir oyunun içerisinde olmak. Eşimin dediği gibi arkadaşların daha yakından tanıyabilmek güzel. Ben aile sporu olduğuna inanıyorum ve çoluk çocuk olursa daha iyi olur ama tabii ki şu an Fikret Bey'in benden iyi oynadığını gördüğüm için daha çok keyif alsın diye onunla o kadar oynamıyorum. Kendi başıma çıkarsam çıkıyorum. Peki. Ben tekrar size döneceğim Fikret abicim. Fikret Öztürk kulüpler arası golf turnuvası fikri nasıl oluştu onu merak ediyorum. İnsanlar heyecanla bekliyor, yıl içerisinde buna hazırlanıyor, kendi içlerinde turnuvalar yapıyorlar. Şimdi bu sene de az kaldı turnuvaya. Söz sizde. İsim bırakmak kolay bir şey değil. Türkiye'de golf fazla oynanan bir oyun değil. Yani Türkiye'deki golf sahası sayısı şu anda 20'nin üzerinde 22-23 golf sahası var. Ama bir İngiltere'de 800 tane, Almanya'da o civarda belki 1000'in üzerinde golf sahaları olan ülkeler var. Bizim büyüklüğümüzde, bizim yüz ölçümümüze sahip olan ülkelerde. Dolayısıyla burada golf camiası birbirini tanır. Zaten aktif golf oynayan herhalde 1500 kişi civarındadır. Bunlar da tabii her zaman böyle geçecek değil. İnsanlar doğar, belli bir yerde gelişir, yaşlanır ve ölür. Bunu kabul etmek lazım. Fikret Öztürk'e golfün babası dediklerine göre Fikret Öztürk'ün ve golf isminin yaşaması için sağlığımda başlattığım bir Fikret Öztürk turnuvası var. Bunu da sağ olsun Nurten Hanım'la birlikte yapıyoruz.
Bunu kaç tanesini yaptık? 8-9 tane oldu herhalde. Her sene devam ediyor. Benim çocuklara vasiyetimiz de Fikret Öztürk'e bir şey olsa da bu Allah geçinden versin. Fikret Öztürk turnuvası devam etsin ve Türkiye'nin gerçekten kulüplerinin severek geldiği, yarıştığı, çalıştığı bir turnuva oluyor. Çok iddialı turnuvalar oluyor. Dolayısıyla o turnuvaları zevkle yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah Allah uzun ömürler versin. Daha başımızda olun efendim. Golfe desteğiniz, yatırımlarınız, yaptıklarınız yadsınamaz. İşte turnuvalar, sahalar, otel, aynı zamanda sadece bunlar değil, her kulübe üyeliğiniz var. Golf medyasını desteklersiniz. Hani kim ne yapıyor bakmaksızın orada bir destek var. Peki sizce bunun değeri biliniyor mu? Eleştirmek çok kolaydır, çok rahatlıkla yaptığımızdır ama takdir etmek Türk insanı olarak maalesef ki zordur. Sizde aldığınız hani geri dönüş ne hissediyorsunuz onu merak ediyorum ve ne bekliyorsunuz bununla ilgili? Karşıdan bir şey beklediğin değil, kendi hissettiğin önemlidir. Sen yaptığın işten mutluysan, haz alıyorsan, insanlara katkı sağladığını düşünüyorsan önemli olan odur. İnsanlar... Efendim Fikret Öztürk turnuva yapıyor, Fikret Öztürk şunu yapıyor, yardım ediyor, iyi diyor, kötü diyor. Bazı eleştirenler de olur, şu da olur, bu olabilir. Ama sen yaptığın işten mutluysan, iyi bir şey yaptığına inanıyorsan yoluna devam edeceksin. Ben o şekilde düşünüyorum. Beklemekten kastım aslında şuydu, hani şunu desinler, şunu yapsınlar bana yeter. Hiç öyle bir beklentim yok. Ben kendimi biliyorum. Kendimden eminim. Bu şekilde yoluma devam ediyorum. Size dediğim gibi bu turnuvalardan olsun, başka şeylerden olsun. Hoşuna giden de olur, gitmeyen de olur ama çoğunluğun hoşuna da gidiyor. Yani %90'ın üzerinde kişiler takdir ediyordur. Belki daha fazla. Ama takdir etmemeler için de herhangi bir neden yok. Ben bunu biliyorum. Ama bunu gelip de ulan zaten öyle bir şey olmasa golf oynayanların biraz da yaş nedeniyle Fikret Baba geldi. İşte golfün babası. Güzel şeyler bunlar. Babalık. Babalık saygıdır yani. Yaş olarak düşünmeyeceksin. Bir insana saygı duyuyorsan abi dersin, amca dersin, baba dersin, hele babalık. Bunların en yakın olabilir. O açıdan onlar yetiyor bana. Ne mutlu. Ben biraz görevlerle ilgili yani şöyle sorayım. Daha önce kaptanlık yaptınız, başkanlık. Golf'te kaptanlık, başkanlık nedir, ne olmalıdır? Şimdi golf sahalarının ister ortaklı bir yapı olsun, ister patron sahası olsun, bir başkan vardır, bir de kaptanı vardır. Kaptan genellikle turnuvaları organize eder. Başkan ise üyelerle diyaloğu sağlar. Dolayısıyla burada önemli olan bizde biraz insan sayısı arttıkça gruplaşmalar başlar. İşte bu gruplaşmaları olmadan bir golf sahasının, Türkiye'deki golf sahalarının ortak sayısına baktığın zaman, oyuncu sayısına baktığın zaman yaklaşık olarak 200-300 civarındadır. Bunlarla birlik bir beraberlik içerisinde gruplar oluşmadan herkesin birbirine saygıyla, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösterecek şekilde bir dostluk oluşmasını başta başkan, kaptan ve yönetim sağlar. O diğer insanlara karşı saygılı davranırsa, sevgi içerisinde dayanırsa, ona saygı duyulursa, diğer insanlar da birbirine saygı duyar. Onun için dediğiniz gibi başkanlık da yaptım, kaptanlık da yaptım. Ama nereye gidersem bırakmasak da, bırakmak istesek de bizi bırakmıyorlar ama belli bir yerde bırakmak gerekir zamanı geldiğinde. Hiç kimse bu koltuk tabii bu başkanlık olsun, kaptanlık olsun olduğu yerden o koltuktan vazgeçmek istemez ama ben şahsen mesela şu anda Ortakent golf sahasının başkanıyım kaç senedir. Bir an önce bırakmak istiyoruz ama müsaade etmiyorlar. Herhalde bu sene yine de bırakmayı deneyeceğim. Çünkü fazla ilgilenemiyorum. Bir şeyin başkanıysan, kaptanıysan, ilgilenebiliyorsan, bir şeyler yapabiliyorsan devam edeceksin.
Yoksa devam etmenin anlamı yok. Hayırlısı diyelim. Karar sizin. Bir yatırımcı olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'yi golf turizmi açısından değerlendirseniz daha yapılacak çok şey var mıdır? Dışarıdan nasıl görünüyoruz? Sizin aldığınız feedbackler oldukça fazladır ve değerlidir. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Tabii Türkiye doğası ve mevsimsel şartları nedeniyle golfün en iyi oynanacağı ülkelerden biri. Ama tabii burada golf sahası için, bir golf sahası için yaklaşık olarak 7-800 dönüm dediğimiz bir arazi lazım. Bu da şahıs arazisi oldukça zor. Bu araziler genellikle kamunun 49 yıllık tahsisleriyle oluşur. Bence özellikle Antalya ile Bodrum arasında çok güzel koylarımız vardır. Burada devletin planını, projesini çizdirdiği, yarışmalar yaptırılarak projelerin oluşturulduğu 10, 15, 20 tane otel ve golf sahası yapılır ve bu da Türkiye turizmine çok büyük katkıda olur diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Ama dediğim gibi bunlar, devlet bu projeleri yaptırması lazım. Para harcaması açısından değil. İki katlı yere beş katlı binalar yaptırmadan, ormanı mümkün olduğu kadar koruyarak, yeşili koruyarak, daha güzel dizaynlar yaptırarak, önünde yatların bağlanacağı, limanların olacağı, güzel oteller, butik otellerin olacağı, efendime söyleyeyim arkasında golf sahasının olacağı yerler olması Türk turizmine bence çok büyük katkısı olur diye düşünüyorum. Turizm demişken bu uluslararası turnuvalarda önemli isimlerle bir araya geldiniz ya. Onların ülkemizle ilgili hiç böyle aklınızda kalan bir sözü, düşüncesi var mı? Allah Türkiye yalnız golf için gelen, ilk olarak gelen meşhur insanlar var. Ve Türkiye'yi gördüğü zaman Türkiye'yi önce bir Arap ülkesi sanıyor. Ama Türkiye'deki yaşamı görünce, tabiatı, doğayı görünce Türkiye hakkında fikirleri değişiyor. Bu golfte olduğu gibi futbolda da böyle. Yazın binin üzerinde takım geliyor Antalya'ya. Gelen mesela bizim kendi otelimize Avrupa'nın en meşhur oyuncularından çoğu gelir, yazın tatile gelir. Kışın kampa gelir takımıyla, yazın da tatile gelir. Bunları gördükçe insanlar nereye gideceğine karar veriyor. Dolayısıyla ülkenin tanıtımına, turizme katkıda bulunmasında golfün öyle güzel yerlerdeki futbol sahalarının bulunması, konaklama yerlerinin bulunması Türk turizmini geliştirir. Böyle konudan konuya geçiyorum çünkü isim Fikret Öztürk olunca soracak çok konu var, çok söz var ama artık toparlıyorum son iki sorum. Emlak konusunda derler ki doğru bir yatırım için doğru bir marka, doğru bir danışmanla çalışmak önemli. Golf'te doğru bir vuruş için önemli olan nedir? Doğru vuruş için... Sizin vuruşunuzu hatırlıyorum. Geliyorsunuz, vuruyorsunuz, gidiyorsunuz. Hiç beklemek yok. Vallahi şöyle, tabii konsantre olmak lazım. O anda problemi varsa, telefon çalıyorsa, zaten telefon çalması yasak. Ama iş adamı olarak telefonun çalıyorsa, kafanda problemi varsa iyi vuruş yapmak zor. O açıdan kafanı boş ol. Yani her şeyden önce o stresten uzak olman lazım. Konsantre olman lazım. Her şeyi unutma. Zaten golf onun için oynanır. Stres atmak için oynanır. Gidersin 4 saat, 5 saat golf oynamasan da range dediğimiz antrenman yerinde bir sepet top vurduğun zaman o streslerin çoğu gider. O açıdan konsantre olmak lazım. Bir de tabii golfe başladıktan sonra zaman zaman hocalardan ders alıp yanlışlıklarını gidermen açısından arada bir ayara girmen lazım. Makineye girmen lazım. Son sorum, golf nedir, ne değildir? Vallahi golf doğadır, dostluktur, arkadaşlıktır, dürüstlüktür. Golf isteyen herkes oynayabilir. Zamanım yok kişilerde ben işin bahanesi diye düşünüyorum. İstendikten sonra zaman bulunur, stresleri atılır ve golf oynayan insan işinde de başarılı olur. Yoksa golf sosyete sporu değildir. Özellikle Avrupa'da şoförü de
efendime söyleyeyim çöpçüsü de golf oynar. Evet, Türkiye'de sayı az olduğu için bunu imkan meselesi biraz. Bunu da belediyelerimizin lokal sahalar yaparak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kaçındırması için, kötü alışkanlıklar yapmamaları için, spora verip kendilerini spora adamaları için bence public dediğimiz belediye devlet sahalarının olması lazım. Daha uygun şartlarda gençlerimizi oralarda vakit geçirmelerini sağlarsa Türk gençliğine de katkısı olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Ben de teşekkür ediyorum. Bu yayında sizi ağırlamayı çok istemiştim. Beni kırmadınız, kabul ettiniz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Benim atladığım... Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel. Atladığım, söylemek istediğiniz bir şey varsa mikrofon sizin. Siz zaten sorulacak soruları sordunuz. Ben de aklıma gelenleri söyledim. Gayet güzel bir program oldu sanıyorum. Size de yolunuzda başarılar diliyorum. Yakın bir zamanda evlendiğiniz mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah her şey gönlümüze göre olur. İnşallah sizin gibi uzun uzun İnşallah. Birbirimizin değerini, kıymetini İnşallah. Bildiğimiz sizin gibi güzel bir birliktelik olur İnşallah. Bizim için de. İnşallah. Sağ olun. Sizin de mutlunuz daim olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Remax Yıldız, Koz Yatağı'nda 100'e yakın gayrimenkul danışmanı ile konut, arsa, ticari ve lüks konut alanlarında yurt içi ve yurt dışı pazarlarında hizmet vermektedir. Gayrimenkul yatırım yapmak ya da gayrimenkul sektöründe bir kariyer sahibi olmak isterseniz iletişime geçin. Yıldızların takımı Remax Yıldız.